söz olabilir. Böyle bir, buna benzer hadisler zaten var sahih kaynaklarda. Ben peygamberlerin sonuncusuyum, benden sonra hiçbir peygamber yoktur. Arkasına ilave edilen cümle, ancak Allah dilerse o başka. Şimdi, burada teolojik olarak bir problem yok gibi duruyor. Niye? Allah'ın dilemesiyle olmayacak bir şey var mı? Allah dilerse her şey olur, değil mi? Yani teolojik olarak bizim inancımız gereği hiçbir sorun yok. Allah o der, o küfe ya küfe, bu kadar basit her şey. Onun dilemesiyle olur. Hiçbir sorun yok. Fakat bu hadisin arkasına bunu koyduğumuz zaman ortaya bir sürü yalancı peygamberin önünü açıyorsunuz. İşte buna dayanarak tarih boyunca, hatta bugün bile birçok yalancı peygamber, evet peygamber sonuncusudur Hazreti Muhammed ama işte ben de Allah'tan şöyle şöyle, bana da işte görev verildi, bana da kitap verildi, bana da vahiy geldi, şöyle bir işte memur edildim gibi hala yaşayanlar var yani bu söylediği çerçevede bunu yaşayanlar var. İşte bunlar İslam düşmanları ve bu İslam düşmanlarının bir takım şeyleri saptırma gayreti, bizim peygamber tasavvurumuzu bozan, zedeleyen bir durumu ortaya çıkartıyor. Bu bahsettiğim hadisi arkasında bir Yahudi olduğuna dair bir kaynakta bir bilgi notu gözüme çarptı. Şimdi yanlış tasavvurun bazı kaynakları var. Sebeplerinin dışında bir de yanlış peygamber tasavvurunun kaynakları var. O da şu: birincisi, diğer peygamberler için mümkün olan harikuladeliklerin Hazreti Peygamber'e de verilmesinin imkan dahilinde görülmesi. Şimdi Kur'an pek çok peygamberin mucizelerinden bahsediyor. Olağanüstü durumlarından, hallerinden bahsediyor. İbrahim'den anlatıyor, işte İsa'nın, Hazreti İsa'nın şifacı özelliği, Musa'nın mucizeleri var, Nuh'un şey, bir sürü peygamberlere ait müthiş olağanüstü şeyler anlatılıyor Kur'an'da. Kıssalar var, hikayeler var. Diyor ki, bu peygamberlerle bunlar verilmişse, bizim peygamberimizde de mutlaka bunlar olmalı. Niye bu peygamberlerin en sonuncusu? O halde bizim peygamberimizde de bunlar mutlaka olmalı. İkincisi, bu tasavvuf kaynaklarının ikincisi, hadis uydurma olsa bile diyor, bazı hadisler var, uydurma olduğuna dair çok kesin kanaatler var. Ya bu hadis uydurma olabilir ama diyor, manası sahihtir. Dolayısıyla biz bunu bir hadis olarak alabiliriz şeklinde görüşler var. Üçüncüsü, benzer muhtevanın zayıf rivayetlerde de bulunması, bazen güçlü şeylerin ya da sahih kabul etmediğimiz hadislerin bazı zayıf rivayetlerde yer alınca diyor ki, bak işte bunu destekleyen şu aynı şeyler de var, hadisler de var, dolayısıyla bu doğrudur. Mesela bununla ilgili konu çok geniş bir konu ama bir örnek olması bakımından vereyim. Mehdilik, mehdiyetle ilgili şeylerin, yaklaşımların çoğunun altında böyle şeyler var. Bir mehdi ya da kurtarıcı bekleyen insanların zihninde bu tarz zayıf rivayetler, zayıf hadisler ve birçoğu da uydurma olan hadisler var. Yine şöyle bir görüş var. İnsanları hayırlı amel işlemek için diyor, zayıf ya da sayılmayan hadislerin söylenmesinde hiçbir beis yoktur diye tevbalar var. Ya diyor ki, bu insanların bir hayır işlemesine vesile olacaksa bunu söyleyebilirsiniz, bunda bir beis yoktur şeklinde görüşler var. Yine bir de şöyle bir problem var. Bugün hepimizin saygı duyduğu, değer verdiği, İslam'da önemli kaynak teşkil eden alimlerimiz var, geçmişte hocalarımız var, büyüklerimiz var.